devirli ondalıklı sayıyı, yani şuradaki sayıyı bir kesire dönüştürmek istiyorsak, mesela şunu alalım, 4,73, 73 devredeni. Şunu yaparız, 473'ten, sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarıp, sonra devreden kadar, 9 devretmeyen kadar 0 yazılır. Burada devretmeyen yok, böyle yazabiliriz. Ama şuraya, şurada ortaya çıkan sayı büyük bir sayı olabilir. Büyük bir sayı bizi zorlayabilir. Veya şunların paydaları şu an aynı gelecek ama aynı gelmeyebilir. Şöyle bir yaklaşım takip etmek de mümkün. 4,73 devredeni bulurken biz bunu 4 artı 0,73 devreden gibi düşünün. Bunu da 4 artı 73 bölü 99 gibi hesaplayabiliriz. İki tane devreden var, iki tane 9 koyduk. Böyle de yapabiliriz. Tercih meselesi, hangisi daha kolay oluyor? Şimdi ben bu şekilde yapıyorum. Siliyorum şunu. Şimdi şunu açıyorum. Buradaki gibi 4. Artı diğeri 0,73 devreden, yani 73 bölü 99. Artı. Bunun tam kısmı 3. 0,26 devreden, o da 26 bölü 99. Böyle paydaya gelelim. Şunu aşağıya yazacağım. 1,82 devreden 1'i yazıyorum. Artı 0,82 devreden, yani 82 bölü 99. Eksi, yalnız eksi olduğu için tabii tam kısmı yok. Tam kısmı olsaydı şöyle paranteze alırdım. İkisi de eksi olurdu. Mesela bunun önünde eksi olsaydı hem 3 eksi olacaktı hem de şu. Direkt yazıyorum. 82 bölü 99. 0,82 devreden olduğu için. Bunlar gitti. Paydası 1. Artık payda yazmaya da gerek yok. 4 ile 3'ü topluyorum, 7 yapıyor. Artı bu ikisini topluyorum, 73 ile 26'yı. Da şöyle toplayalım. 26 bölü 99. Yani 7 artı, burası 99 bölü 99. Burası 1 yapacak. 7 de şurada, 8. Tüm sonuç 8 olacak.